Efendim, bizim bir kızımız var, 29 yaşında, hala evlenmemiş. Bakalım bu kızımızla ilgili el alem ne diyor, biz bu konuyu nasıl işliyoruz, izleyelim. Bayanlar, baylar, ekranların yepyeni televizyon programı El Alem Nedir'e hepiniz hoş geldiniz. Bilal hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sezonlar diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı işler. Nasıl bir başlangıç? Kocaman. Çok. Bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. İyi ki geldiniz ya. Şimdi... Hepinizi rüyamda gördüm. Bilet kesiyorduk. Büyük ihtimal birbirinizi çok özlemişsinizdir. Çok. İşte o özlemi de bize gösterecek bir tempo ve enerjiyle gir. Bak o zaman nasıl bir alkış geliyor sana. Onları çok özledim. Evet, onlar da seni çok özledi. Ben onları çok özledim. Tamam, onlar da seni bak şimdi. Bayanlar, baylar. Ekranların yepyeni televizyon programı El Alem Nedir'e hepiniz hoş geldiniz. Sizin de El Alem Nedir dediğiniz bir sorunuz var ve çözemiyor musunuz? Gelin burada hep beraber çözelim. Şimdi alkışlarınızla hemen El Alem... Çok pardon ya Jürgen, dikkatimi çekti de. Bu tipte de bir tuhaflık var tabii, değil mi? En çok neyi özlemişsin yani? Sana böyle hem sevdiğin hem sana ters gelen ne var bizim programda? Peruk. Buna gece ateşi ismini verdim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kalküller de güzel olmuş. Sağ ol. Ama gözünü kapıyor. Şöyle biraz geri çekebiliyor muyuz komple? Ha, peruğum? Ya evet, çok kahkül gözü kapatıyor. O zaman şöyle biraz kahkülü açsak. Pencereyi aralayayım o zaman. Ha, biraz göz... Böyle daha iyi oldu, çok iyi. Sen arada onu düzelt, olur tamam mu? Tamam. Buyurun, pardon, böldüm. Ne diyorduk ya? Ne oldu en son? El alem ne der diyordunuz, çözemiyordunuz. Ben onları çok özledim, sarıldım. Evet, programı açıyorum. Ha, programı. O zaman hemen alkışlarınıza El Alem Nedir jürisini çağırıyorum. Ay. Ay. Sevgili El Alem jürim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Anlatın bakalım ya, Aysel Hanım. Vallahi Bilal oğlum, nasıl olalım? İki tane dombay gibi gelinim var. Şunu mu giysem programına katılacağım? Yemekte miyiz programına katılacağım? Ünlü olacağım diye yırtındılar. Aha, ben de jüri oldum. Aysel hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Efendim, Derya Karataş bizimle beraber artık. Hoş geldin. Bu karaktere de çalıştın. Bu senin ilk canlandırdığın karakter olacak. Evet, evet. Evet, çok çalıştığın söyleniyor. Çok çalıştım, hiç ezberimi de unutmadım. Bu karakterin en önemli fiziksel özellikleri neler? Çok bilgili, çok entel. Fiziksel özellikleri bunlar, anladım. Tabii. Bütün bilgi birikimini buralarda toplamış. Görelim. Buralarda. Evet. İç enerjisini ve beyin gücünü buradan alıyor. Bu bir dansı var galiba bunun. Evet. Onu biraz irdeleyebilir miyiz burada, o dansı? Tabii. Güzel. Buyurun, Aysel irdeleyelim de, öğretmenim. Aysel'de de hiç yok görüyorsun bile. Beyin gücünü de buradan nasıl alıyorsun? Aklın erdi. Bir ekleme yapılmış canım, buyurun. Ben kendime güveniyorum. Hop sana gelsin, hop sana gelsin figürü bu. Neymiş? Öyle figür. Bir şeyler. Neymiş figürün adı? Ben kendime güveniyorum. Hop sana gelsin, hop sana gelsin.
Hop sana gelsin diyor, hop sana gelsin. Öyle bir şey. Alalım müzikle canlandıralım bunu. Tabii. Böyle öğreteyim. Bu mu? Bu. Sana gelsin hissettin mi? Bana geldi. Evet. Peki. Böyle bakışlarımla destek. Hepsi bana geldi ya. Harikaymış. Tamam, çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim öğretmenim. Buyurun. Şey, ödüm koptu da ben çünkü çok ezber yaptım yeni geldiğim için. Bütün tekste hakimim. Şimdi uymuş. Rahatlarız, rahatlarız. Evet. Bak otur, nefeslen. Evet, devam edelim. Hadi. Aysel Hanım anlatıyordu. Vallahi nasıl olalım Bilal oğlum? İki tane dombay gibi gelinim var. Şunu bak, İsmail programına katılacağım, Yemekte Miyiz programına katılacağım, ünlü olacağım diye diye yırtındılar. Aha ben de jüri oldum. İnşallah da çatır çatır çatlasınlar. İşte bana bak. Şimdi de TV'den bana bakıyorlardır. Mal gibi. Günnur, Ayşe, mallar. Çatladınız mı? Oh olsun. Çok iyi başladık ya. İsmail amca, biraz da senden bir şeyler dinleyelim. Vallahi Bilal, sen sor ben anlatayım. Ben ev beyiyim. Hanımım çalışıyor. Zaten istese de ev işleri yapamaz o. Bir yerde bitir. Evet. Jürimizin prensesi, bir tanesi, harikası. Ya. Hızı zıvıdısı. Ya bana prenses diyor ya. Prensesler öpsün seni. Hanımlar kovalasın seni Bilal. İyiyim, iyiyim. Nasıl olayım? Aynı bıraktığınız gibiyim ben. Hala bekarım. Evlenmedim. Vallahi bekarlıktan malulen emekliyim. Beni eğer bugün bak programda izleyip beğenen olursa Face'ten eklesin. Canlı sohbete varım, kamera açıyorum. Özellikle geceleri online'ım. Hadi bakalım. Ya çok tatlı bir şey ya bu. Buraya bir tane çak lütfen. Ha, ya, çok iyisin, ben. Harikasın. Sağ. Çok iyi başladık. Ben hemen uzatmadan programımızın konuklarını çağırıyorum. Heh. Efendim, iki kişiyi çağırıyorum buraya. Bir anne kız. El alem ne der sorunu yaşıyorlar. Bakalım onu burada çözebilecek miyiz? Alkışlarınızla Nezaket Hanım ve Mehtap Hanım geliyorlar. Müziğimizi de kestik. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mehtap Hanım? Hoş bulduk çocuğum. Hoş bulduk yavrum. Böyle bir evlatla nasıl olunursa öyleyim çocuğum. Çok mağdurum. Allah Allah. Gene başladı ya. Anne ben ne yaptım sana? Sen benden ne istiyorsun? Mürüvvet istiyorum çocuğum. Torun istiyorum. Arkanda şöyle dağ gibi bir koca istiyorum. Kocanın sigortası olsun istiyorum. Kadın haklı. Evde kalmış herhalde. Kocaman vah, olmuş kız hala evde. Zor, olacak zor. İşte. Ben ya. Şimdi hemen size bir özet geçeceğim neler olduğuna dair. Efendim Mehtap Hanım 29 yaşında kızı Nezaket Hanım'ın evlenmemesinden şikayetçi. O buna dert olmuş, el alem ne der diye düşünüp duruyor. Ama inşallah bugün burada çözeceğiz bu sorununuzu. Ya işte ben de o yüzden geldim. Belki el alem beni dinler, bana hak verir de annem de rahatlar diye geldim. Vallahi ben şimdiden size hak veriyorum Nezaket Hanım. Sağ ol. Ama inşallah bu sorunu bugün burada çözeceğiz. Alkışlarla hemen sizi yerinize alıyorum. Müzik! Sevgili jürim, anlatın bakalım. Vallahi ne diyeyim şimdi gülüm. Demin duydum seni, anne dedin, isyan ettim. Niye bu isyanın? Anneye isyan edilir mi? Kazık kadar kızsın. Ayıp. Efendim, ben iki günlüğüne tatile geldim. Ailemin yanında huzur bulayım diye memlekete geldim. Geldiğimden beri baskıya başladı. Ne yapıyor mesela, ne yapıyor, ne diyor? Yani şöyle söyleyeyim. Geldiğimden beri ne kadar akraba düğünü varsa hepsine beni teker teker zorla götürdü. Böyle emmah emmah diye el öpmekten artık dudaklarım tersine döndü efendim. Ben sana gecelik aldım dedi. Geldiğim günden beri beli kuşaklı gelinlikle uyuyorum böyle. Vallahi yalan, vallahi kuru iftira. Geceliğin beli bol geliyor Bilal oğlum. Ondan dolayı kırmızı kuşak bağlıyorum ben ona geceleri. Anne sen değil misin ya zilin sesini düğün marşıyla değiştiren canım çeksin diye? Geçen gün ya bakkal benim halime acıdı da ekmek verirken yakama çeyrek altın taktı ya. Çeyrek altın neymiş? Bari yarım altın takar. Evet, Mehtap Hanım siz ne diyorsunuz? Çocuğum ben çok korkuyorum. Ben uyuyamıyorum çocuğum geceleri. Karabasan basıyor. Hayırdır inşallah, neden? Üç harfliler. Ne? Üç harfliler mi? Üç harfliler, üç.
Yanına da bunu koydun. Ne oldu? 30. 30'a bir var. Kızım diyorum. Evde kalacağım diyorum. 30'a bir var diyorum. Artık diyorum şöyle bir koca bul diyorum. Arkanda dağ gibi bir kocan olsun diyorum. Yok. Yani tabii insanın kısmeti çıkınca da bence evlenmeli Nezaket Hanım. Belki boyu boyuna, işi gücü yerinde. Öyle erkekler de var yani, etrafınızda vardır diye düşünüyorum. Vallahi evlen bence. Bak ben evlendim, mutluluğu buldum evlilikte. Estağfirullah. Stüdyoya karga girdi. Peki Nezaket Hanım, evlenmemenizin asıl sebebi nedir? Şöyle izah edeyim, ben hala okuyorum. Ne? Ayol sen giden gençliğine, güzelliğine Fatiha oku kızım. Ne okuması bu yaşta? Hala okuyormuş. Gerizekalı mı bu? Kaça gidiyorsun sen? Okunur efendim, okunur tabii ki okunur. Doktora yapıyorum ben. Doktora mı? Kimi yapıyorsun? Beni yap. Beni yap doktora. Ben evde kaldım. Beni yap doktora. Bak. Bak seyirci de bana hak verdi. Kızım bir yaştan sonra çok zor. Bak aklını kullan. Benim bir zamanlar doktor bir nişanlım vardı. Biz bir şekilde olmadı, yürütemedik. Burada mı bugün? Geldi mi? Bak yok. Görüyor musun? Giden gidiyor. Dikkat et. Çok dikkat et. Ya efendim ben okumasın demiyorum. Okusun. Hobi olarak yine okusun. Anne ben gezeceğim. Avrupa'yı görmek istiyorum. Evlenmeyeceğim ben. Ay Avrupa kızı tam bir fıttırmalık. Nereye gezeceksin? Sen neye 30 oluyorsun? Evde kalmaya son bir. Nereye gezeceksin? Hayır çok gezmek istiyorsan git Sultanahmet'e gez. Git Bağcılar'ı gez. Uzak istersen Kayseri'ye git gez. Ben Venedik'i merak ediyorum. Su şehriymiş. Su şehri mi? Sivas'ta da var su şehri. Heh, bak iyi dedim vallahi onu iyi dedim. Ne ta Venedik'e gidiyor? Tabii. Gitsin su şehrini görsün. Görsün anacığım. Hayret bir şey ya. Peki Nezaket. Evlenmeyi hiç mi istemiyorsun? Mesela şöyle popüler... ...kitlelere hitap eden... ...ekran yüzü olan biriyle hiç olmaz mı yani öyle bir şey olsa bir şey? Yani şimdi doğru düzgün biri çıksa karşıma olabilir belki ama kriterlerim var benim de yani. Kız ne kriteri? Kız 30 yaşına geldin. Bacağındaki selülitler krater oldu artık. Yanına yaklaşan ayın yörüngesine girdim sanıyor. Hala kriter diyor ya. Peki ya aşk anne? Aşk, aşkın hiç mi önemi yok? Aa olmaz olur mu? Çok var. Hem de çok. Biz de severek evlendik ama söverek ayrıldık. Aşk meşk yok. Mantıkınla. Aa, yoksa evde kalırsın. Üf ama yani sanki evlenecek adam var. Şimdi evlenmek istesem adam mı var? Niye öyle diyorsunuz Nezaket Hanım? Belki de kısmetiniz çok yakınınızda. Bilal oğlum ben bunu böyle diyeceğini biliyordum. Ondan kısmetimle geldim. Lütfen adayı çağır gelsin çocuğum. Hadi yavrum. Vallahi siz bilirsiniz. Bence daha tatlış adaylar var ama... Ben yine de çağırayım. Efendim Nezaket Hanım'ın kısmeti, damat adayı Hamza Bey geliyor. Bu kim ya? Nezaket. Kısmetinim Nezaket. Manyağınım Nezaket. Hastanım Nezaket. Sağ ol. Seni sesli düşünerek seviyorum. Anamın gelini olur musun? Bak 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 bak. Çocuk nasıl ne istediğini bilen bir çocuk. Ay yavrum tam İstanbul beyefendisi. Neyi neyi neyi? Ayol bu mu İstanbul beyefendisi? Şunun tipine bak. Şu pantolona bak. Dükkanını sel basmış mahalle bakkalı gibi paçaları da. Aa. Şu tişörte bak. Baton salam üzerine sarılı jelatin gibi yapışmış üzerine. Vallahi kumaş ipek böceğinden çıktığı güne isyan ediyor. Bırakacak işte izah. Evet Nezaket. Organik bir tarzım olduğu doğrudur. En büyük idolüm Murat Boz, kendisine çok saygı duyuyorum.
İkinci bölüm gördüğün üzere Hamza, ben kendime hastayım. Kendimi çok seviyorum, nezaket. Ve seni de kendime çok yakın buluyorum. Yavrum çok yazık, çok yazık. Yani binlerce ışık yılı uzaklıktaki Merkürlü bir erkek bile senden daha yakın şu an bu kıza. Yalnız teyzeciğim, siz oradan öyle konuşuyorsunuz da daha henüz benim üç numaralı bakışımı görmediniz değil mi? Siz onu bilmiyorsunuz. Nezaket, bu senin için geliyor güzel kadın. Üç numaralı bakışa hazır mısın? Yani? Üç numara! Dikkat et. Muhafazakar fakat çılgın bir bakış. Dört numara! Aynı bakış, kandırttım, şaşırtmacalıydı bu. Beş numara! Evet, bak bu beş numaralı bakış kurbanda kesileceğini anlayan dana bakışı beğendim. Ben de ilk gördüğümde yeni bir canlı türü zannettim ama gözüm alıştı. Resmen bir orman kargasıyla program yapıyorum şu an. Evet, Hamza Bey farklı tarzıyla jüriyi etkilemeye çalıştı ama çok da başarılı olamadı galiba. Hamza, evet. Sevgini anlatsaydın nasıl ifade ederdin? Çok güzel bir soru. Gerçekten harika bir soru. Bilal Bey, nezaket, seni bir severim. Bak bu kadar insanın içinde seni bir severim. O zaman ikiler kıskanır, ikiler. Seni iki severim. Üçler bir çare. Ne yapsın yavrucaklar? Nezaket, seni sayıyla sevmek için matematikçi olmaya gerek yok be gülüm. Biz Feng'de de iddialıyız. Mal bu. Ya. Mal. Hanımefendi öyle söylüyorsunuz ya. Çocuk ne kadar içli bir şiir yazmış. Hem nezaketini de çok beğendi. Değil mi annesini kızısı? Ne? Ne beğenmesi anne ya? Delirdin mi? Ya yemin ediyorum şu an İrlandalı boksör tarafından dayak yemiş Aksaray esnafı gibiyim. Bu mu bana beğendiğin adam? Kız, nezaket. Sen beğenmediysen bana pasta senden sekerse. Vallahi kız kapı gibi, duvar gibi adam. Nesi var bunun? King Kong! King Kong! Çok tatlısın. Cansın. Nezaket, en büyük kuzumu en sona sakladım. Sesimi. Sana bir şarkı yaptım, çılgın ve güzel kadın. Dinle bakalım, beğenecek misin? Ben bir gün yolda gidiyordum, seni gördüm. Hamza hoş geldin. Hoş bulduk. Kıvanç arkadaşımız da bizimle beraber bu sezon. Nasıl buldun? Kimi? Sahneyi. Çok güzel. Peki sen gelince nedense İbrahim bu duruma çok bozuldu. Yani kendisine şunu söyleyebilirim. Artık iki şişman var. Ayağına denk mi alsın yani? Nasıl? İyi olan kazansın mı yani? Ne? Yani yok estağfurullah, ben öyle bir şey demek istemiyorum. İyi yiyen kazansın daha çok. Bence de iyi yiyen kazanabilir. Burada niye durdurdun? Şimdi sesini kullanacaksın. Çok doğru, evet. Değil mi? Bir şey okuyacaksın ve etkileyeceksin herkese. Etkileyeceğim. Çok pardon. Ben görünmüyorum değil mi? Ben seni unutmuşum, görmüyoruz uzundur. Ben aralarda şöyle buradan bakacağım. Biraz saçın görünüyor. Tabii bu durumdan en muzdarip olacaklardan biri de sensin Bilal, değil mi? He, bu da kaldırır yani, beni. İbrahim'le alışmıştınız birbirinize. Tamam bak. Bismillah. Yeni sezon hayırlı olsun. Yeni sezon hayırlı. Sezonu açtık, evet. Çok pardon. İsmail ya, senin saçın biraz geriye mi gidiyor? Ya o benim bir canımsın. Altı boş ya, dur. Çok da çekme şimdi, bozan. Arada bir şey yapalım. Çok güzel, ellemeyelim. Buyurun. Sana bir şarkı yaptım. Senin için geliyor. Hazırsın mı? Ben bir gün yolda gidiyordum, gördüm seni. Dedim ki nasılsın dedim, geldim yanına, sen bana cevap vermedin. Neden cevap vermedin, seni hain kadın. Niçin böyle yaptın yetişti, çok kötü oldu bu yüzden. Nezaket, ket, 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 ket.
Özlemişim gözlerini, cimcikledin sen elimi. Hayatıma vurdun bir ket. Gel artık benim ol, seni çok seviyorum nezaket. Nasıl? Dişisini görünce kur yapan su aygırı gibi. Anam bu ne? Alın bunu buradan ya, alın. Bu kız bu çocukla evlenmese haklı. Sen de kızma bacım, alın bunu, alın. Bilal Bey, yalnız bu teyzeyi susturun. Ben şu an idolüm olan Murat Bey'den özür diliyorum, Murat Boz'dan. Ben şu an onun beyefendiliğinden çıkmak üzereyim. Lütfen Bilal Bey. Lütfen, bakın ben kendimi kaybedince normal bir insan olmuyorum. Teyze mi dedin? Teyze senin anandır, terbiyesiz. Lan. Ne oluyor lan buna? Bujiler ateş almıyor. Hararet yaptı. Tabii biraz üzüldü bu eleştirilere. O yüzden Bilal böyle oldu. Hamzacığım. Bilal Bey, ben çok kurtuluyorum. Hamza Bey. Bilal Bey. Patlayacak. Bilal Bey. Allah belanızı vermişsiniz sizi. Ne yapıyorsunuz siz? Benim duygularımla niye dalga geçiyorsunuz? Abime söyleyeceğim efendim. Kız o neydi öyle, yanardağ gibi kaynadı, balon gibi söndü tuhaf. Yani hanımefendi, beğendiniz mi yaptığınızı? Gitti gül gibi kısmet. Hala gül gibi kısmet diyor ya. Kıskanç gelme anneye. Bir anne çocuğunun neyini ister? Mutluluğunu mu? Hayır, altınları. Ha çocuğum ya, yıllardır onun düğünü bunun düğünü, onun düğünü bunun düğünü, ona tak buna tak. Ay vallahi sen evlenmezsen ben o altınları nasıl geri alacağım? Haklı vallahi, gidiyorsun düğünlere takıyorsun. Çocuğun evlenmezse durun. Bir kısmet daha var. Kim? Ben. Nezaket, benimle evlenip bir ömür boyu mutlu olmak istemez misin? Düşünmez misin bunu? Kız. Vallahi ben şok. Ay vallahi ben isterim, şuna bak. Erkeğin de mi olsun? Bilal! Vallahi çok tatlısın. Bilal, yapma oğlum. Bu kızın yanında bantla yapıştırılmış eşantiyon gibi kalırsın. Ama bilemem yani, gönül bu. Akadat konar alada. O yüzden bir kızımıza sormak lazım. Bilal Bey hakkında ne düşünürsün? Ya bilemedim şimdi. Biri popüler de tabii. Bir düşünmem lazım. Düşünme anneciğim. Bir çay için anneciğim. Ben size demlik demlik çay demlerim anneciğim. Ay bak bak bak, dalyan gibi çocuk ya. Kızın anası ileri derecede mi yok? Dalyan bu mu? Adam 1.50. Boy abdestinden muaf bu be. Alınmıyorsun değil mi yani? Bu ne ya? Ya bir anda şimdi reaksiyon da aldı. İlk sahnesi heyecanlandı, öyle koyuverdi yani. Ya bismillah, niye bana koyuverdin? Yok hayır yani. Sen denk geldin yani, laf sana da değil mi Aysel? Bir şey söyle sen de. Örneğin bana onlar söyledi, bütün ekip. Ne ben dedi? Yeni geldiğim için çok saygılıyım arkadaşlarıma karşı. Onlar bana dedi. Ama... Yani onun da canı can, Allah da onu öyle yaratmış, ben dalga geçmem. Deme bak, deme bak. Onlar şaka yapıyor, seninki biraz başka türlü oluyor. Yok, bu kadın yapıyor, ben yapmadım, ben demedim. Evet. Peki sanki sen... kendisi 2 metre. Evet, bir şey demek ister misin? Bilal'e devam mı edin? Aynı yerden bir daha alabiliriz. Yok, tamam, bir daha bir kere oldu. Tamam, demiş farz edelim. Teyzeciğim bir sus. Nezaket, benimle evlenip balayında Avrupa tatiline gitmek istemez misin? Şunu da alır mısın artık? Yani tamam, tamam bir çay içelim bari. Ay Allah'ım şükürler olsun, damadım oldu hem de ünlü. Ay. O zaman ben hemen el alem ne deri kapatıyorum efendim. O zaman bunu bir kutlayalım yani. Kutlayalım. O zaman Anadolu Breakdance'ı buraya çağırıyorum.